Selam millet, Dedere Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. XCOM içimizdeki düşman oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız eğer son videomuzda ben son savaştan çıkmış ve videoyu bitirirken oyun çatlamıştı, crash olmuştu. Ben de umarım kaldığı yerden devam eder demiştim. Etmedi. Kaldığı yerden devam etmedi. Ben bir daha o videoda oynadığım yerleri video dışında oynamak zorunda kaldım. Umarım çok farklı bir yere gelmemişimdir. Videoda hemen şöyle kontrol edersek eğer Heavy Plasma'nın ve Heavy Plasma'ya bağlı olarak nerede bu silah? Ha, Particle Cannon. Şunun çıkmasını sağladığımız bir güncelleme yapmıştık. Ondan sonra Titan Armor'ı bulmuştuk. Ben bunların ikisini de buldum. Hatta fazladan bir güzellik yaptım. Bir kardeşimiz sormuştu. Ben de merak ediyorum aslında. Kardeşimizin sorması da buna vesile oldu. Sniper'ı mech yap abi, ne özelliği var demişti. Ben de onu da mech yaptım ve önce özelliğini gördüm. Bonus Sniper mech ability'si platform stability'ymiş. Platform sabitliği. Herhangi bir şekilde yürümeden otur, ateş edersen artı 10 vurma ihtimali, artı 10 critical vurma ihtimali alıyorsun. Yani evet, yani çok da kullanışlı değilmiş mekler için düşündüğümüz zaman. Bir mek çünkü hani açıkta duracak, dayanıklılıkla alakalı bir özellik alması daha iyi olur aslında. Şöyle bir etrafa bakındıktan sonra covert operation'ımız var, bitecek. Tarama yapıyorum. Covert operation'ımız bitti. Squad'ımızı gönder diyorum oraya. Görevi başlat. Squad'ımız zaten gayet güzel hazır. Bir mech'i 3. seviyeye upgrade edip özelliğine bakmak istiyorum kardeşlerim. Böylece 1, 2, 3 diye dizeceğim map'leri. 3 gibi diye dizeceğim daha doğrusu. Çünkü bu kadın kardeşimiz hala 2. seviye bir mech. O yüzden 100 puanı biriktirmem lazım. Meld'leri kullanamadım. Karşımıza plazmalı gelecek mi acaba? Extra, exact, exalt tipleri çok merak ediyorum. Sıcak gece. Oo. Terbiyesiz bir görev ismi vermişler bize. Belki de bir Ağustos gecesini kastediyordur. Hatta cayır cayır yanı etraf galiba bunu kastediyormuş. Mekler çok karizmatik. Mekleri seviyoruz. Evet. Yanımızda futbol sahası kadar boşluk var maalesef. İkisini de koruman lazım yoksa bütün datayı kaybedersin diyor. Ne kadar güzel. Üst tarafa bakalım. Burası da güldür güldür. O zaman biz de yardır gideceğiz. Exalt tiplerini gördük. Oo, bu Exalt tipleri bayağı yanarlı dönerli olmaya başladı ya. Adamlar bildiğiniz yanarlı dönerli. Ben tam savunma alabileceğim şuraya doğru geçeyim. O Exalt'ları biz böyle görelim oradan. Şimdi sen el bombası atabilen mekim. Gel bakalım. 3 Exalt'ı da görüyordun. Hop, ikisi ekrandan kayboldu. Ne oldu? Şöyle atalım. Ne yapıyoruz? Üçünü birden vuramıyoruz zaten. Şu arkadaki ikiliyi vur sen ya. Heh, şöyle yap da garanti vur arkadaki ikiliyi. Evet, ikisine de hasar verdik. Güzel. İlk Exalt tiplerimizin hemen canını yaktık. Bu mekimi ben şöyle içeri kadar sokayım. Camı mamı kırsın girsin içeri. Vallahi kırdı girdi. Bizi kırmadı, camı kırdı. Bazuka, sen acaba camlardan mamlardan içeri bazuka sokamıyor musun ya? Vallahi şuna ekliyor. Şuna bazukayı ekliyor. Ve ekledi de. Şekil ata görüldüğü gibi. Acımadı. Gözünün yaşına bakmadı. Bu mekimiz de yürüsün. Artık bu tür bir şeyler yapmamız lazım. Ateşler mateşler. Yanarlı dönerli. %71 ihtimal, %70 ihtimal. %71'liği başkası da vurabilir bence. Sniper'ımız da vurabilir birinin gözünden gören. Biz o yüzden şu diğer vatandaşı öldürelim dedim ama öldürdüm mü bilmiyorum. Evet, öldürmüşüm. Ama yani helal olsun. Benim adamımı da gayet savunmasız bıraktı. Neyse ki Popova'm burada. Popova gördüğünüz gibi parende attırdı adama. Şimdi bacım, sen orada tek başına duruyorsun da orada adam olmasın. Yok gibi. Gel bakayım şuraya.
var. Ve bu sayede orayı ele geçirdiler. Süper. İşte hiç kımıldatmasaydım keşke yerinden ya. Şuna bak ya. Adamlar enkod etmeye başladılar ya. Ya bu nasıl bir hata ya? Bir tanecik hata. Bir hata. Bir. Hemen şuraya doğru koşturalım mekimizi. Bir yazacak. Bir yazdığında basacağım mekanı. Bir yazdığında ben o mekanı basmış olacağım. Güzel kardeşim sen gir içeri ya. Ya da sen girme de. Şimdi orada tetikte falan duruyordur o herif. O herif tetikte duruyordur derken bütün herifleri öldürdüm mü ben? Biri burada. Biri burada. Diğeri nerede? Vay arkadaşlar ne hayınsınız siz ya. Nerelere kaçtınız hemen? Neyse bu yan taraftan da saldırırız içeri doğru. İyi oldu. Sniper'ımızı da yürütelim şöyle. Sen şuraya bir daha bir tarayıcı at ya. Atamıyor musun? Ne oldu? Öyle yandan tarayıcı atılmıyor mu? Şöyle at. Kapının ağzına. İçeriği görelim yeter. Oo, içeriği görüyoruz ama hiçbir faydası yok bize. Bir şeyler dönüyor kardeşlerim ama anlamadım. Bu exaltlar bir hallar karıştırıyor. Sakin ol. Bende. Sakin ol sen. Panik yapma. Oo güzel. Öbür tarafı da ele geçirecekler şimdi. Vay arkadaş bir anda nasıl karıştı oyun ya. Hepsi de keskin nişancı ha. Şimdi bir kere interrupt'ları kucaklamak için sen bir git. Sen bir git hocam. Yani seni artık şey yapamayacağız. Kusura bakmayacaksın. Seni biz şöyle alalım. Arkanı da sağlama almış oluruz böylece. Evet atışlar geliyor. Lightning Reflex'ten yırttık galiba bakalım. Evet. İlk şeye mi Lightning Reflex gösteriyor? Diğerleri de vurmayı denerse vuracak mı? Şimdi göreceğiz. Evet, Lightning Reflex yok. Hop. Kucakladık hasarı. Güzel. Şimdi sıra bende. Al bakalım. Bu bir. Sen daha dur. Şimdi tamam sen de saldırını yaptın, ödeştik falan diye düşünüyorsun ama daha bu hiçbir şeydi. Aa, %33 nedir? Neyse vurdu. Beni sinirlendiriyor bu robotlar ya. Mekler bazen böyle çok komik vurma yüzdeleriyle ateş ediyorlar. %33, %1 falan diye böyle. Sen ne yapıyorsun? Bomba atan değilsin. Alev makinasıyla tarayansın. Çok 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 kötü oldu bu ya. Bu adamların ben böyle çakal gibi dışarı çıkacağını hiç düşünmedim ya. %90'la orada duran keskin nişancıyı biz bir zımbalayalım. Şimdi geriye kalan kim? İki tane adam kaldı. Hepimizi şuraya doğru bir koştursak. Şuradan ekranı çevirip alien granate atmaya çalışsak. Nereye kadar atabiliyorsun? Vallahi buralara kadar atıyor aslında. At bakalım alien granate'i. Duvarın içinden biçimden aferin helal olsun sana. Duvar içinden muvar içinden ama bir şekilde öldürdü.
Hadi be, binanın üstüne çıkabiliyormuş. Boşuna binanın arkasına indirdik kadını. Sen ne yaptın? Binanın ağzını mı kapattın? Vallahi kapatmış. Evet. Son adamımız. Ayakta kalan son adam. Oraya doğru gidip milleti bombalayacağım orada onunla. Oo. Paldır küldür koşa koşa geliyorlar vallahi. Siz çıldırdınız mı acaba ya? Yaptığı şekillere, hamlelere bak adamın. Buradan sana bir tane eklerim gibi geliyor. Vallahi ekledim. Şimdi şöyle bir ajanıma geleyim ben. Ajanım bir şuraya koşsun. Ha, burnumun dibine girdi. Böylece ben şey yapıyorum. İyi vuramıyorum onu ateş ettiğim zaman. Güzel plan. %100 ama tam canını götürmez diyor. Bence götürür. Railgun dediğimiz şeyle zımbalarlar adam böyle duvara işte. Koçum. Benim gözüm yükseklerde. Ben şuraya kadar gideceğim. Oradan daha da yukarı çıkarım sonra. Ne oldu? Adamlar şimdi görünür oldu. Garip garip hareketler. Abicim 71 senin için yeter. Vallahi yetti de arttı bir de. Herkesi de azdırdı adam. Combat rush'ını attı. Koç yiğitlerim diye bağırma hareketini yaptı. Ne yaptınız? Terbiyesiz gibi ikiniz de ateş ediyorsunuz şimdi bana, değil mi? Biri vurdu galiba. Yok, ikisi de vuramadı. Rezil herifler. Ben utandım sizin yerinize. Şimdi siz orada çok güzel durmuşsunuz. İki arabanın arasında durmuşsunuz. Ben şöyle attım da o arabalar patlayınca belki ekstra hasarla falan diye. Acaba? Olmadı. Yokmuş öyle bir şey. Sıra sizde. Hadi bombalayın bakalım beni. Ana, sniper da dibime girdi herif. Ha, görmezden geldi beni, gidiyor. Yapay zeka sapıttı. Vallahi yapay zeka sapıttı. Strike 1'ın yakınlarına adam indi diyor. Bu Exalt'ların yukarıdan inme hareketi var ya, gerçekten çok çok kötü ya. Lan yeter. Daha kaç tane Exalt inecek? 4 tane Exalt mı iner ya? O zaman güzellerim, ben hiç şey yapmayayım sizi. Hiç uğraştırmayayım. Şöyle bir çıkayım. Buyur. Seni oraya bir monte edelim bulunduğun yere. Seni de buraya bir monte edelim. Sonra şu mermileri bir dolduralım artık. Duvarlar falan kırılmış artık burada. Her yer parçalanmış. Sen de heavy'ciyim. Artık kim nerelerden çıkacak bilemiyorum ama hepiniz birlikte durun ya. Sen de yürü, ondan sonra silahını doldur. Boş boş silahını doldurma şimdi hiç. Gerek yok. Biraz ilerle, biraz gelişim kaydet. Sen daha yukarı çıkamıyor musun? Yok mu bunun daha yukarısı? O zaman şurada dur. Hacklemek diye bir şey yok mu bunu?
Arkadaşım. Ha, burayı güvenceye alacağız. Öbür tarafı da güvenceye alacağız. Sen ne yapıyorsun ya? Vay arkadaş, sapıttı ya. Yüzyılın yatırımını yaptık karaktere. Eski oyundaki jöleliği bana arattı resmen. Yüzyılın yatırımının üstüne adamın bize verdiği tepki bu. Senin yeni amacın şurası. Sen bir depar da oraya gidecek adamsın. Biz sana güveniyoruz. Bir düz koşu doğruya ulaşırsın. Vallahi herifi beklemedi ya adam. Yürüdü gitti. Dünya umurumda değil diye. Sık şuna tabancayla. Görsün XCOM'un gücünü. 6 vurduk ya, helal olsun ya. Bence görmüştür XCOM'un gücünü bu saatten sonra. Sen de asıl içimizdeki enerjiyi göster onlara. Yavrum benim. Ha, sinirlendin, ha, anlıyorum seni. Bence ucundan görülecek o adam. Dur bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi görüldü. Aa, o değil, başkası görüldü. 8 kritik vuruşla cezalandırdık onu. Levi bir ton mu kaldı geriye? Bir ton çok neşeli bir açı yakalayamadı. Ona da düz koşu yaptıracağım o yüzden. Ya yani birilerini görüyordu, ben de farkındayım tura başladığında ama... O Levi bir ton oradan birini görecek de, vuracak da... O bir mucize. Vallahi gördü, helal olsun. Heh! 1 milyon dolar harcadık sana, verdik o silahı ya. Şöyle efendi gibi bir işe yara. Ne oldu? Telsizden konuştular, onu da yardıma mı çağırdı? Vay. Değişik hareketler. Arkadan falan dolanmaya çalışıyorlar. Popoba yapıştır onu olduğu yere. Zımbala. Kill confirmed. Bize göstermedi. Adam indiği için hala Popoba öldürdü ama onu. Hadi yavrum. Hadi yavrum, sana güveniyorum. Lokasyonu güvene aldık diyemedi hala ama bence aldılar. Zımbala olduğu yere. Of abi, çok tatmin edici bu şey ya. Bunun adam vurma efekti çok tatmin edici. Çılgınlar gibi ateş ediyor. Bir de benim popobam çatıdayken şu çatılara falan inmiyorlar mı enayi gibi. Yalnız bu kadından 3 tane daha yapsam ben, ellerine tabanca verip salsam var ya, bütün dünyayı yok edecekler. Mercier. Getirelim. Şöyle gördüğünü vur diye tutalım. Adamımızı korusun. Levi Biton, sen de biraz geri dön. Destek çıkalım. Arkadaşımıza destek çıkalım oradaki. İkilik vatandaş.
Artist artist geliyor. Sakın. Hadi be. O kimdi orada vurulan? Heavy. Çok kötü bir yerden dolaştı adamlar ya. Bize göz göre göre yaptılar üstelik bunu. Ben onu vurmayı çok iyi biliyorum da. Hiç yani gözünün yaşına bakmam. Anında vururum. Ama burada adam hayati tehlike atlatıyor. Alien Grenade'i ne kadar uzatabiliyoruz? Şimdi asıl sorumuz bu. Evet, dışarıda korna kıyamet kopuyor kardeşlerim. Sebebi anlaşılmaz bir şekilde birileri çığlık atıyor. Galiba kendilerini vahşi batıda zannediyorlar. Ama yani gırtlağında yırtılırcasına yeah diye bağırmak nedir? Anlayabilmiş değilim. Çok merak ettim ama. Ve en sonunda kadın kilini de almayı başardı. Orada bir tane daha canı çok az kalmış adam vardı yanılmıyorsam. Evet. Oradan doğru ilerliyor herhalde şu anda. Aynı hatayı iki kere nasıl yapar bir insan ya? Restorasyon mis çalışmalı onda. Çalışmadı. 4 heal it dedi. Ha 4 heal it dedi peki. O zaman şimdi seni ağzına kadar sokup ağzının dibinde ateş edeceğim silahla. Çünkü sen bunu hak ettin. Sıfır lost dedi. Bir kere daha böyle yapıp adamı öldürmüştü. Bir kere daha böyle yapıp adamı öldürmüştü. Çok merak ediyorum ne olduğunu. Gravely wounded. Çok ağır yaralı dedi, öldürmedi. Big Mommy bu arada seviye atladı. Repair Servos. İki can tamir eder. Bu mekler için güzel bir özellik. Expanded Storage. Restorative Mid, Grenade Launcher ve Proximity Mine'ı iki kere kullanabilir diyor. Ve ana silahının mermisi de daha az eksidir. Repair Servos seçiyorum ben. Enigma Lefevre. Görevi başarıyla yerine getirdi. Anlayamadım orada. Baktım bir şeylere böyle. Boş boş baktım. Bu adamların silahları yani kalitesizlikten ölüyor ya. Şuna bakın. 3 dolar 5 dolar fiyatları. 3 dolara 5 dolara silah yapmış adamlar. Biz de 26'sındayız bu arada şaka maka. Satellite uplinkimiz bitecek. Arkasından satellite atabileceğiz. Satellite'imiz yok. Her halükarda hiçbir şekilde bu konsül rapora yetişmeyecek. Peki Engineering'de Build Facilities dediğimizde. Şimdi şöyle bir bakarsak. Bizi 9-10. Bir satellite daha yapabiliriz. 1-2-3-4-5-6-7 satellite atabiliriz. Yaptık diyelim ki. 6 hakkımız kaldı. Gerçi yaptık diyelim ki demeyin. Ha diyelim. Yaptık. 6 hakkımız kaldı. 6 satellite'e ihtiyacımız var. Satellite uplink yapıyoruz. Uplinkler kaçtı? Satellite uplinkler 2 XCOM satellite artı 1. 2 artı 1, 2 artı 1. Evet.
Şu bir tanesi 2, 3, 4 verecek gerçi. Bu da 4 verecek. Yani bir tane yetmiyor da iki tanesi de fazla geliyor. Çok da yapabileceğimiz bir şey yok. Buraları da kazıyorum bu durumda. Sonra da scan diyorum satellite uplink için. Satellite uplink bitti. Çok güzel kardeşim. Bitsin. Gördüğünüz gibi kardeşlerim korna kıyamet gidiyor. Mükemmel bir milletiz biz. Alloy Cannon'ı keşfettik. Alloy Cannon üretim için hazır. Ne kaldı şimdi 5 gün 5 gün diye. Archangel Armor ve çok yavaş olan silahlar var. Vallahi ben füzyon lensi mi geliştirsem? Havadan havaya ateş etmek için bu silah. EMP Cannon ondan bir önceki teknoloji. Onun için kimi sorguya çekeceksek çekememişiz biz. Bulamamışız bir türlü. Archangel Armor'ı o zaman biz keşfedelim. Archangel Armor. Engineering'de bir şey yapacak paramız yok zaten. Ah bu satelitler biteydi mükemmel olacaktı ama. Aldık. 965 para verdiler bize ama tabii harcamalarımız da falan gitti. Beklentilerimizin çok üzerinde bir başarı kaydettin. Helal olsun sana dedi adam bana. Barakada ne durumdayız? 2 gün sonra bu adam da iyidir. 54 engineer olmuşuz zaten. Augmented Soldier, pardon çok affedersiniz. Build Buyback. Bunlar için 100 istiyor. Bunun için hemen bunu Grenade'a tam bir mech'e dönüştürebiliyorum. Foundry'de neler yapabiliyorum? Shiv yapabiliyorum. Sentinel Drone ne yapıyor? Shiv'lere özellik ekliyor. Shaped Armor ne yapıyor? Uzaylıların kullandığı zırhları inceledik diyor. Kendi üzerlerini koruyan deri tabakası ve zırh karışımı bir şey. Bütün mekanize ünitelerine bayağı bir hayatta kalma özelliği sağlayacaktır bu. Advanced Servo Motor. Siber suitlerinin düşmanın meklerini incelemişiz. Siber suitlerin ve Shiv ünitelerinin yürüme hızını arttıracak diyor bu da. Jelit Elerium. Kendi adamlarımızı riske atmadan alev makinesini kullanabilmesini sağlayacak diyor meklerin. Hey maşallah. Bu nedir ya? Her şey meklere çalışıyor. Bir yandan barakadan askerlere bir bakacağım şöyle. Officer Training School. Artık bununla çok bir işimiz kalmadı. Facilities'de artık yani takdir edersiniz ki şuraya bir hyperlay yapmamız lazım. Ve aslında hangardan view ship list'ten değil, engineering'den build by item'dan gemiye gelerek firestorm da yapmamız lazım. Ama önce silahlardan neredesin güzel kardeşim? Göremiyorum. Hala göremiyorum. Heavy plazmanın üstündeydi, pardon. Particle Cannon. Bir tane yapacağım en azından. Evet, zaten bir tane yapabiliyoruz. Bir tane yaptık, iflas. Mech Troopers. Jens Berg. Loadout'ta gelelim sana. Particle Cannon. İlk silahımız 4-6 vuruyordu. Medium'a %10 crit. İkincisi 8-10 vuruyordu. Medium'a %10 crit. Sonuncusu 9-11 vuruyor. Medium'a %10 crit. Plazma tabanlı mech silahı. Sadece mech'ler kullanabilir. Bu
Bakalım nasıl bir şey. Oo. Tam bir erkek oldu. Tam bir erkek oldu şu anda verdiğimiz silahla. Bir de Firestorm yapalım. Zaten paramız yetmiyor. Ah bu satelitleri işte ben her zaman iyi zamanlamalarla yapardım bu satelitleri. Şimdi çok kötü bir zamanlamayla yaptım. İflas ya. İflaslardayız. Atabileceğimiz madem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellite var. Ve madem 3 tane satellite'imiz şu anda yapılıyor sadece. Geri kalan bütün satellite'lerin siparişini verelim. Yani bu satellite olmuyor ya. Kardeşlerim olmuyor yani. Atmadan olmuyor. Bu satellite'leri atmadan olmuyor. Biraz daha bir şey satacağım. Vallahi satellite'in siparişini vereceğim. Evet kardeşlerim, gelip şöyle de bir oyunumuzu kaydediyorum. Ve bu videomuzu da burada bitirelim. Artık bir dahaki videomuzda hala yoksuluz. Biz bir dahaki ayda devirmemiz gerekecek. Yeterince para kazanıp işleri yapabilelim diye. Bakalım yavaş yavaş yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.